Beşiktaşlılar belki sormaktan sıkılmışlardı. Orada bir belki hoca onayı denmişti vesaire. Ergin seninle başlayacağım. Artık Kenan Karaman kadrosunda Beşiktaş'ın biraz da milli takım performansıyla eleştirilerin hedefi olan bir oyuncuydu. O açıdan da bir değerlendirmeni isteyeceğim. Tamam. 26 kişi gitti galiba şampiyonaya, değil mi? Kadromuzda burada ayrılan arkadaşların dışında. 3 maç oynadık. 9, 18, 27. 270 dakika boyunca. Şu oyuncunun emeklerine yazık oldu ya milli takımda diyeceğimiz bir performans gördük mü biz? Görmedik. Bütün takım içerisinde. Hoca performansı dahil. Dolayısıyla Kenan özelinde değil, biz tepeden tırnağa çok kötü bir performans göstererek bütün oyuncularımız özelinde buraya geldik. Kenan da diğer oyuncular gibi evet performansı hiç iç açıcı değildi. Ama o 3 maça sıkıştırdığımız zaman kariyeri çok büyük işlerle dolu oyuncularımızı bile o 3 maç özelinde eleştirebiliriz. Kenan'ın gerek kulüp performansı gerekse daha önceki milli takım performansı, şampiyon öncesi milli takım performansı çok göz doldurmuştu. Bayağı da övgü almıştı. Şenol Hoca'nın da çok tuttuğu bir oyuncu aslında. Kenan'ı daha Beşiktaş gündeminde de yokken geçen sene üzerine konuşuyorduk milli takım performansıyla. Biraz Larin'e benzetiyordum ben Kenan'ı. Larin'in son senesi kadar skorer değil belki ama hani düz oyuncu ve takım oyuncusu. Sol bekini de rahatlatan bir oyuncu, kademe yapabilen, fiziğiyle oynayan, rakip kovalayan bir oyuncu. 8 tane Kenan'la oynarsanız bu sizi çok sıkıcı bir takım haline getirebilir. Ama takımınızda 2 tane Kenan gibi oyuncu varsa, emekçi dediğimiz tarzda oyuncu varsa bu her hocanın isteyeceği bir şey. O yüzden ben doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Maliyetini de beraber düşünürsek. Bu seneki sahada 3 yerli oyuncunun, yerli pasaportlu oyuncunun olma zorunluluğunu da beraber düşünürsek. Bonservisi elinde olan ideal maaşlı. Bence çok mantıklı bir transfer yaptı Beşiktaş bu konuda. Sezon içerisinde zaten Sergen Yalçın da maksimum verimi almaya çalışacaktır diğer oyuncularda olduğu gibi. Nasıl Hayırlı faydalanır olsun sence? Beşiktaş'a. Hangi mevkilerde kullanır Beşiktaş'ın kadrosunu düşündüğümüz zaman? Şöyle Larine hoca dedi ki ya bu adam santrafor değil ki hep burada kullanılmış. Ben bunu fark ettim. Sol tarafa aldım. Maksimum verimi aldı. Şimdi Kenan'ı biz ara ara direkt santrafor olarak nadiren oynasa da genel olarak sol açık ya da soldan gelen bir santrafor olarak biliyoruz. Orada kullanır. Çünkü Larin serüveninde de biraz eli rahatlayacak Beşiktaş'ın. Çünkü bir yıllık sözleşmesi kaldı Larin'in. Evet. O yüzden imza da atmadı. Yani sözleşmeyi Atmıyor. uzatmak için imza atmadı. Beşiktaş Ocak, Şubat, Mart aylarında ya da sezon içerisinde bu sıkıntıyla uğraşmak istemiyor. Çünkü bu eleştiriyi de beraberinde getirir. Adam şimdi performansı devam ediyor, imza atmamış. Ya da son 2-3 ay kalmış, riske girmeyebilir maçlarda. Bak, Abu Bakar örneğini biliyoruz hepimiz. O yüzden şu an gelebilecek teklifler çok yüksek mi düşük mü diye bakmadan Larin'i değerlendirme fırsatı doğdu Beşiktaş'ta. Öyle bir imkan doğabilir şeye kadar, sezona kadar. Ve Larin eşittir Kenan gibi kullanır bence Sergen Hoca. Tabii alacağı direkt santraforu da bilmiyoruz. Şimdi Güven kadroya katıldı ama bir tane golcü alır belki. Ben iki Evet. bekliyorum. Hatta 1,5 diyeyim. Yani buçuğu kulübeden gelen olarak tanımlayayım. İki santrafor bekliyorum. Olmadı bir tane aldı. Kenan'ı orada hem solda hem ileri uçta zaman zaman maçlara göre kullanabilir Sergen Hoca. Çünkü o tarafı iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Ama Enkudu ile birlikte maçına göre, rakibine göre sanki böyle sol açık Şenol Hoca'nın değerlendirecek gibi düşünüyorum. Türkiye Ligi aslında görünenin aksine böyle basit falan bir lig değil. Çok sert ve çok zor bir lig aslında. Ve fizik gücünün çok ön plana çıktığı bir lig. İyi fiziğiniz olması lazım. Kendinize iyi bakıyor olmanız lazım. Kenan bu kriterleri de bence karşılıyor. Bence hoca sol taraf ağırlıklı olmak üzere tabii ki hücum bölgesinde birkaç yerde kullanabilir. Şunu da merak ediyorum. Serhan Türk'e dönmeden önce senin fikrini alayım. Neden bu kadar uzun sürdü bu transferin açıklanması, bu imzanın atılması? Serhan Türk kafa sağlıyor. Herhalde onun da bir fikri Hoca var. onayı sen zaten Evet. açarken söyledin. Yani çünkü Beşiktaş yönetimi hadi biz bunları aldık al hoca bunları oynatacaksın gibi bir durum söz konusu değil. Orada da şampiyon olmuş bir teknik adam var. Sergen Yalçın var. Dolayısıyla onaylayacak, onay verecek, işime yarar diyecek. Öyle bu serüven ilerleyecek. Öte yandan bonservisi elinde olan bir oyuncu artık bu moda oldu birkaç senedir. İmza parası, bonservisi olmayan imza parası diye bir şey çıktı İkiledi. ortaya. Bir şey türedi. Son derece büyük bir saçmalık. Ve buna ayak uydurdu kulüpler ve devam ediyorlar. Yani bu pazarlık vardı bir. Sözleşme süre pazarlığı, yıllık ücret pazarlığı. 3, hocanın tamam artık Kenan'ı kadroda görelim evet demesi vardı. O yüzden böyle uzadı.
Ama zaten birinci kampa yetişmiş olması bile hocanın isteyeceği bir şey. Çünkü daha 13 Ağustos'a kadar yeterli zamanı bir süre var. Zamanı var diyorsun. Evet. Peki Serhan Türk, sen kafanı sağladın. Neden bu kadar gecikti dediğimde farklı bir şey mi söyleyeceksin? Bir de transferi senin de değerlendirmeni rica edeceğim. Ya şöyle farklı bir şey söyleyeceğim. Sonuçta milli takım oyuncularına belli bir süre izin veriliyor. Ekstradan süre veriliyor. Ve milli takıma ve oyuncularına verilen süreden bence yararlandığını düşünüyorum Kenan Karaman için. Tatil. Zaten istenilen bir transferdi. Sürekli Beşiktaş'tan alınan bir transferdi. Ama şimdi benim kafamdaki soru işaretleri de başlıyor. Nasıl bir soru işareti? Biz Kenan Karaman'ı daha önce izlediğimizde çok iyi bir futbolcuydu ve milli takım macerası da muhteşem başlamıştı. Şenol Güneş de iyi kullanıyordu. Ama Euro 2020 organizasyonunda hem kötü bir performans gösterdi hem de çok tartışılır hale geldi ki Şenol Güneş oyun planında da tabii ki bu geçerli. Ama şimdi burada nasıl olacak? Ben bunu görmek istiyorum Kenan Karaman için. Kötü bir oyuncu demiyorum, iyi bir oyuncu. Zaten CC'ye de şu şekilde olacağını düşünüyorum belki. Ergin bana katılır Beşiktaş'ı daha yakından takip ettiği için. Kenan oraya gelecek, Larin satışılacak. Oradan gelen parayla Rozier'in parası ödenecek. Olacak gibi düşünüyorum. Dengelenecek boşluklar. Sanki birbirine domino taşları gibi. Ama şu bir gerçek, 3 büyüklerin, 4 büyüklerin hata yapma lüksü yok. Özellikle transferlerde. İnceleyip sık dokunması lazım. Tamam, güzel bir transfer. Niye? Çünkü elinde bonservisi olan bir transfer, bedelsiz bir transfer. Ama Ergin'in söylediğine katılıyorum. Ekstradan para kazanma olayına döndü artık. İşte adam elinde bonservisi, buna imza parası verelim. Ya adama zaten para veriyorsun. Neyin imza parasını veriyorsun? İmza parası menajerle futbolcu arasında kazanılan paraya döndü. Doğru mudur Ergin? Doğru. O açıdan baktığımızda Kenan Karaman hayırlı olsun. Güzel işler yapacağını düşünüyorum. Ama Kenan Karaman şimdi Beşiktaş'ta yıldız olursa o zaman Şenol Hoca niçin böyle oynatamadı? Ya da istediği pozisyonda niye oynatamadıya gider. Ama bir, şu da yok mu? İkinize de sorayım bunu. Bazen kulüp takımlarındaki performansından ya çok kötü ya çok iyi performans sergilediklerini görüyoruz oyuncuların milli takımda. Hakan Çalhanoğlu mesela değil mi? NBA bir dönem Hakan Çalhanoğlu milli takımda yerden yere vuruluyordu. Sonra bir baktık kendi takımında bambaşka oldu. Sonra milli takımda iyi oldu. Sonra yine bir kötü oldu. Yani değişik inişli çıkışlı olabiliyor bu durum. Ozan Tufan'da da mesela zaman zaman bu oldu. Yani mesela, milli takımda hep çok beğenildi. Takımında beğenilmedi. Mesela olabiliyor. Beşiktaş'ın bir artısı vardı geçen sene. Çok transfer yapan değil, faydalı transfer yapan. Evet. Ki Beşiktaş geçen sene bunun avantajını kullandı. Ne yaptı? İşte bir Rozier'i aldı. Moray'ı monte etti. Sağ bek pozisyonunda muhteşem işler yaptı. Gezzal tekrardan muhteşem işler yaptı. Larin, Abubakar gol kralına yarıştı. Evet. Ben buradayım Sergen'in elinin değmesi. Aynı zamanda çok transfer değil de mesela biz Fenerbahçe'nin çok transferler yaptı. Orada kimi oynatacağını şaşırdı Erol Hoca. Ve daha sonrasında sıkıntılar yaşadı. Ama Beşiktaş'ta öyle değildi. Zaten elde belli isimler var. Oynatacak çok alternatifiniz yok. Ben burada hem Beşiktaş'ın transfer planlaması hem de Sergen Hoca'nın aklıyla beraber Kenan Karaman'da uyum sağladığı takdirde ki ben maksimum verim alacağını düşünüyorum Sergen Hoca'nın. O açıdan baktığımızda Beşiktaş, Kenan Karaman transferi, bedelsiz transfer, onun önünde Salih transferi. Ondan sonra Mehmet Topal transferi hem düşük maliyetle transferler yapıyor hem de aynı zamanda çok iyi yerlere çok iyi transfer noktaları koyuyor. Yani o dişlerin arasında iyi futbolcu yerleştiriyormuş gibi. Forvet de dener mi sence? Tabii ki yeri geldiği zaman dener. Mesela Larin'i denedi. Olmadı. Larin olmadı. Ama olabilir miydi? Olabilirdi. Sonrasında kanat pozisyonunda oynadığı takdirde bir goller de attı biliyorsun. O açıdan baktığımızda Kenan Karaman goller atar. Gökhan'ı da forvette denediğine göre artık evet. Kenan'ı denerse çok şaşıracağımızı düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek. Yine ben şunu irdeliyorum. Bu kadro benim Uğur kardeşim var. Uğur Borak onun da söylediği gibi Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Takviyeler yapması şart. Özellikle Gezzal'ı Galatasaray'a kaptırıyor şu an. Gezzal'ın durumu. O konuya geleceğiz. Durumu. Tabii ki az sonra da yani... O konuya geleceğiz. O konuyu hepimiz merak ediyoruz. Derinlemesine konuşacağız. Zaten hani Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. İsim merak etmiyorlar. Mevcut isimlerin akıbetini merak ediyor Beşiktaşlılar. Durum biraz öyle. Her şey net belli. İsimler o sadece sonuç bekliyor. Galatasaray tarafında konuşalım da Beşiktaş'ı cevaplamış olalım o zaman. Konuşacağız sonuçta birbirle. şimdi...